El ayak ağız sendromu dediğimiz bir hastalık var. Genellikle çocuklar el işlerinde, ayak tabaklarında ve ağızlarında lezyonla gelir. 10 yaşın altındaki çocuklarda görülür. Salgılarla bulaşabiliyor. O yüzden de havuz döneminde biraz daha fazla artabiliyor. Hasta olan çocuktan çok kolay bulaşabiliyor. Anlayamadığımız herpanjiya dediğimiz sadece ağzında yarası olan ile el içlerinde, ayak tabanlarında olmayabilir. Hasta olduğunu anlayamadığımız bir çocukla da temastan bulaşabiliyor. Genellikle yine 3 ile 5 gün kadar süren bir kuluçka döneminden sonra ateş ve yavaş yavaş döküntüler başlıyor. Döküntüler bazen inanılmaz agresif olabiliyor. Su çiçeğiyle karışabiliyor. El işlerinde, ayak tabanlarında sulu lezyonlar görülür. Ağzında da sulu lezyonlar olur. Ağrısı vardır el ayak ağız sendromunda. Ağrısını gidermeye çalışın ve ellerindeki lezyonlardaki ağrısını ve kaşıntısını azaltmaya çalışın. Kesinlikle antibiyotik kullanılmaz. Burada da yine semptomatik ateşi varsa ateş düşürücü, bol sıvı kullanmanızı isterim. Yıkarken dikkatli olun, ıslak kalmasın bebeğiniz, iz bırakmasın diye. Kaşımamasına dikkat edin. Kaşırsa çünkü iz kalabilir bebeğinizde. Bu geçici bir şeydir ama bulaşıcıdır da, diğer çocuklara bulaşabilir. Onun için lezyonların olduğu dönemde diğer çocuklarla görüştürmemeye çalışın.